Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Fecir suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve son sohbetimiz olacak. Son ayeti kerimelerine gelmiştik ve bu son ayeti kerimeler okuduğum zaman, duyduğunuz zaman anlayacaksınız. Yani insanımızın çokça okuduğu, yani aşırlardan sonra, elemtereden falan sonra hocaefendilerin gerek namaz içerisinde gerek namaz dışında veya aşır olarak okuduğu bir bölüm. Hepimiz aşinayız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mudumeinne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Bu ayeti kerimeler üzerinde sohbet edeceğiz. Buraya gelmiştik. Dikkat ederseniz bu ayeti kerimelerin anlamı özellikle cennetle müjdeleme bölümü olduğu için daha önce, halbuki kıyametten ve cehennemden bahseden ve nankör insandan bahseden ayeti kerimelerden sonra bu bölüm geliyor. Tabii bu bölümü de insanımız biraz fazla okuyor. Fazla okumaktan da öte, eğer dikkat ederseniz bu ayeti kerimeler Türkiye'de sohbetlerde de çok çok kullanılan ayeti kerimeler, müsbet anlamda olduğu için, müjde ayetleri olduğu için, yani insanımız bunu çok çok kullanır ve bir de buradan başka başka anlamlar da çıkarır. Yani özellikle, yani mutmain olma, yani nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi merdiye diye kendilerine göre bazı taksimler yapar. Yani illaki onların dediklerini çürütmek değil de, yani biz bu ayet-i kerimelerin önce kelime anlamını vereceğiz. Sonra da özellikle sure içerisinde şöyle bir bütün olarak baktığımızda nereye koyabiliriz? O zaman biraz daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Yani bir bütün olarak gördüğümüz zaman sureyi baştan sona bir daha yani göz önüne getirdiğimiz zaman bu ayetleri biraz daha iyi anlayacağımız kanaatindeyiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Mutmain dilimizde çokça kullanılır, biliyorsunuz. Mutmain olmak, tatmin olmak, huzura ermek, doymak, doyuma ermek, huzura ermek, tatmin olmak, mutmain olmak. Bunların hepsi de kullanılır. Ey huzura eren nefis, ey tatmin olan nefis, ey doyuma eren nefis, kişi, can. Evet, ya eyyetühen nefsül mutmainne. İrci'i ila rabbiki. Rabbine dön, Rabbine rücu et. Rabbine dön, Rabbine rücu et. Nasıl? Hem de radiyeten merdiye. Hem ondan razı olarak, hem o da senden razı olacak olarak bir böyle bir pozisyonda, böyle bir durumda sen Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Gir kullarımın içerisine ve gir cennetime buyuruyor Allah-u Teala. Evet, bu ayet-i kerimeler bu anlama geliyor. Ama biraz aşmakta fayda var. Yani tatminden bahsediliyor. Bu nasıl bir tatmin? Ne ile tatmin olmak? Özellikle ne ile tatmin olmak? Hemen aklımıza bazı tatmin olma yolları gelebiliyor. Hemen bu ayetler, söylediğim gibi müjde ayetleri olduğu gibi olduğu için hemen Ra'd suresindeki bazı ayet-i kerimeler akla geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Buradan görüyoruz ki kalpler ancak Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek tatmin olabilir. Dikkat edin, kalpler, evet, kalpler sadece ve sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarak tatmin olur. Ayet-i kerimesi geliyor. Ama başka tatmin yolları da var. Mesela Yunus suresinde Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lâ yercûne likâena. O bizimle bir gün karşılaşmayı beklemeyenler var ya, ummayanlar var ya, hesaba katmayanlar var ya, innellezine la yercune liqaena ve radu bil hayatid dunya ve dünya hayatıyla hoşnut olanlar, dünya hayatıyla memnun olanlar.
Veradu bil hayatid dünya vatmeennu biha. Bu kelime burada da kullanılıyor dikkat ederseniz. Ve onunla tatmin olanlar. Demek ki birileri Allah'ı zikirle, kalpler ancak Allah'ı zikrederek tatmin olur diyor Allah-u Teala Rahat suresinde. Ama birileri de dünya hayatıyla, dünya ile memnun olmak. Yani kelime biraz kötü de dünya ile 50-50 olmak diyelim. Böyle bir tabir kullanılıyor, yabancı bir kelime ama güzel anlatıyor. Yani dünyaya memnun olmak. Dünya tamam, dünya bitti, yeter. Yani ben bundan ötesini istemiyorum, beklemiyorum, yeter bana. Ne güzel. Evet, bu anlama gelen bu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor ki, demek ki bir insan dünya ile de tatmin olabilir. Ve mümin de ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Allah'ı zikirle iman edenler tatmin olurlar ve dikkat edin diyor Allahu Teala kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Peki bu surede ne anlama geliyor? Bu surede ne ile tatmin olduğu anlatılmıyor dikkat ederseniz. Yani ya eyyetühen nefsül mutmainne. Şimdi aziz ve muhterem izleyenlerim, söylediğim gibi bu ayet-i kerimelerden çok çok anlam çıkaran alimlerimiz, yazarlarımız, müfessirlerimiz olmuştur. Biz de onları okuyoruz, görüyoruz ama söylediğim gibi eğer Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve özellikle bu surenin yani Fecir suresinin tamamına dikkat ettiğimizde biz biraz daha başka şeyler düşünmemiz icap ettiğine inanıyoruz. Nasıl? Muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir anlatım biçimi vardır. Kur'an-ı Kerim'de genellikle mesani, yani çifte anlatım. Zaten bu surenin de hemen başında Bismillahirrahmanirrahim vel fecr ve leyalin aş ve şef'i vel vetr. Yani teke ve çifte yemin olsun diyor. Kur'an'da böyle bir anlatım biçimi var. Biliyorsunuz nice sureler vardır. O surede önce veya sonra bazen cehennem anlatılır. Cehennemden sahneler anlatılır. Hemen ardından cennetten de bazı sahneler sunulur. Cennet ve cehennem birlikte peş peşe anlatılır. Söylediğim gibi bazen cehennem önce anlatılır, bazen cennet önce anlatılır. Bazen de cennet ve cehennemden ziyade insanları cennete ve cehenneme götüren ameller anlatılır. Ama bunlar da ikili olarak anlatılır yine. Diyelim ki Leyl suresinde Allah-u Teala yani hem önce cömertleri anlatır. Cömertleri, mallarını Allah yolunda harcayanları anlatır. Ondan sonra da cimrileri anlatır. Cennet, cömertlerin gidecekleri cennetten bahseder ve daha sonra cimrilerin gidecekleri cehennemden bahseder. Dikkat ederseniz yani bu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerinde bunu görüyoruz. Yani güzel ahlaktan bahsediyor, ondan sonra kötü ahlaktan bahsediyor. Güzel insanlardan bahsediyor, kötü insanlardan bahsediyor. Sadıklardan bahsediyor, yalancılardan bahsediyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in yani anlatılamayacak kadar her yerinde bu adeti görüyoruz. Rabbimizin böyle bir anlatma biçimi vardır. Demek ki biz kulları böyle anlıyoruz. Böyle daha iyi idrak ediyoruz. Anlıyoruz ki Rabbimiz böyle bir yol seçiyor. Bize böyle bir yol gösteriyor. Bu sureye böyle baktığımız zaman ne görüyoruz? Şöyle bir anlam çıkartmamız icap etmez mi? Neydi? Bu surenin içerisinde Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. Kella bella tükrimunel yetime ve la tahattuna ala taamil miskin. Hatta bundan da önce fe emmel insanu iza mebtelahu diye başlayan ayetler var. Yani Allahu Teala'nın imtihan için yani insanoğluna var mal vermesinden bahsediyordu, öyle değil mi? Yani biz insanoğluna denemek için, yani korktuğumuzdan veya onun çok çok iyi bir insan olduğundan değil, denemek için fe emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe ekramahu ve ne'amahu. Ona ikramda bulunur, ona nimetler verir, o da işte şöyle şöyle der. Bu verdiği nimetleri kıstığı zaman da işte Rabbim bana ihanet etti, Rabbim şöyle yaptı der. Yani dikkat ederseniz ondan sonra da biraz daha detaya iniyor ve Bismillahirrahmanirrahim. Kella bella tükrimunel yetime. Hayır diyor.
Hayır. Dikkat edin, insanoğlunu bu kötü noktaya getiren nedir? Onlar yetime ikram etmiyorlar. Kelle bella tükrimûnel yetime ve la tahattûne alâ ta'amil miskin. Miskinlerin, garibanların doyurulmasına özen göstermiyor, teşvik etmiyor. Yani bu yolda kendisini bu yola koymuyor. Ve böyle bir insan bilmez mi ki, yani bir gün kıyamet kopacak. Kelle izâ dükketil ardu dekken dekke. Ve ondan sonra yani cehennemi getiriyor. Böyle bu tip bir insanın karşısına Allah-u Teala cehennemi sokuyor. Sonra da bu bölüm geliyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, dikkat ederseniz yani daha sonra da hemen Allah-u Teala ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey tatmin olan, mutmain olan nefis derken neyle mutmain olmuş olacak? Bu ayetlerden şunu, yani zorlama değil, iyi düşünürseniz hemen Kur'an-ı Kerim'in anlatma biçimine dikkat ederek biz diyeceğiz ki ha, bu nefis, tatmin olan nefis nedir? Özellikle Allah-u Teala'nın dediği yere harcayarak, yani garibanlarla beraber olarak. Allah-u Teala öncelikle kendisine ne vermişse bunu imtihan için, kendisini denemek için verdiğini bilen bir insan, tatmin olan bir insandır. Öyle değil mi? Ayetlerden bunu çıkarıyoruz, zorlamıyoruz. Demek ki bir Müslüman, bir insan eğer derse ki Rabbim bana ne vermişse imtihan için vermiştir. Çok çok iyi biri olduğum için değil, çok çok kötü biri olduğum için de benden çekip almamıştır. Alırken de verirken de imtihan için vermiştir. Ben bunu biliyorum. Ben bunun şuurundayım diyorsa bu insan işte o ya eyyetühen nefsül mutmainne. Evet, bu insan mutmain olan insandır. Başka? Evet, garibanlarla beraber olan ve Allah'ın kendisine verdiği rızıktan miskinleri, fakirleri doyuran, evet, onlarla beraber olan ve onlara harcayan, onları düşünen, kendisinden daha ziyade onları düşünen insan kimdir? Nefsü mutmainne. İşte mutmain olan insan bu insandır. Yani öncelikle budur. Daha sonra başkaları da olabilir. Başka şeyler de olabilir. Bunun çerçevesini genişletebiliriz. Ama bunu şunun için söylüyoruz. Bazı açıklamalara bakıyoruz da buralara hiç temas etmiyor. Sanki Allah-u Teala başka başka bir insandan bahsediyor. Hayır. Kur'an'da sure bütünlüğü vardır. Ayetlerin bir bütünlüğü vardır. Ayetler hep birbirleriyle bir gruptur, bir ekiptir. Onları birbirinden ayırdığınız zaman çok çok başka anlamlar vermeye, özellikle surenin başında hiç anlatılmayan başka şeyler vermeye kalkıştığımız zaman biraz isabet olmaz kanaatindeyiz. Ve Allah-u Teala'nın muradından da dışarı çıkmış oluruz. Onun için diyoruz ki biz mutmain olan nefis, dünya, özellikle dünyaya karşı gözü tok olan, almayı, vermeyi, hepsini Allah'ın imtihanı için gören bir nefistir. Ve ondan sonra da ya eyyetühen nefsül mutmainne radiye merdiye. Biliyorsunuz aziz ve muhterem izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde radıyallahu anhum ve radu'an, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Onlar da Allah'tan razı ayeti kerimeleri vardır. Bu da bizim yabancımız değildir. Ve bir de aslında üzerinde çokça düşünülebilir, konuşulabilir ama ben konuşmayı fazla zait görüyorum. Çünkü insan olarak, aklı başında birileri olarak biliyoruz. Nedir? Cennete gir. Yani önce kullarımın içerisine gir. Bu kulların içerisine girme, bu sahnelerin biz cennette gerçekleşeceğine, kıyamet günü gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu dünyada değil. Ha, öbür dünyada kimle beraber olacak bunlar? Nisa suresinde belirtildiği gibi Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuta'illâhe ve rasûlehu. Evet, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onları kendilerine nimet verdiği nebileriyle, sıddıklarıyla, şehitleriyle, salihleriyle beraber eyleyecek diyor. Hemen aklımıza da bu ayeti kerime geliyor. Yani fedhuli fi ibadi, peygamberlerimin arasına gir, salihlerin arasına gir, şehitlerin arasına gir. Evet, bunların, sıddıkların arasına gir ve gir cennetime. Evet, bütün bunlar içinde burada bu Fecir suresinde anlatılan adamların zıttı olmak şartıyla buyuruyor Allah-u Teala. Evet, Allah-u Teala bu sureyi celileleri doğru anlayan
ve bunlarla amel eden bahtiyar kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.